Hazreti Ayşe radıyallahu anha Hatemen Nebiyyin konusundan bahsetmiş midir efendim? Tabii Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anha, kendisinden Allah razı olsun, bu meseleyi temelden halletti. Bir yerde duydu. Müslümanlar diyorlar ki Resulullah Habibidir, kendisinden peygamber yoktur artık. Yani bugünkü ulemaların savundukları gibi sondur artık. Bunu duydu. Hemen dedi ki "Kulu inna khatabul anbiya'e ve la tekulu la nebiyya ba'dahu." Resulullah hatemul enbiya'dır. Bunu söyleyin. Peygamberlerin hatemidir. Onu söyleyin. Çünkü Kur'an'da var. Ancak kendisinden sonra bir peygamber yoktur. Bunu söylemiyor. Yani Resulullah mutlaka hatemul enbiya'dır yahut hatemul nebiyyindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onu dile getirmiştir. Ona inanmak, onu ifade etmek bu asla Kur'an'a ve İslamiyet'e aykırı değil, onu söyleyin. Ancak Resulullah'dan sonra bir peygamber yoktur efendim. Bunu savunmak, bu Kur'an'ı ve Resulullah'ın talimatına, İslamiyet'in talimatına aykırıdır. Bunun için bunu söylemeyin. Ve böylece Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anha bu meseleyi temelden halletti. Eğer Resulullah'tan sonra kesinlikle kıyamete kadar ve kıyametten sonra da yani bir peygamber yok olsaydı o zaman diyecektik evet doğru söylüyorsunuz, doğru söyleyin ve böyle söylemeye devam edin. Fakat Hazreti Ayşe araya giriyor ve diyor ki Hatemul Enbiya olduğunu savunun, onu söyleyin. O doğrudur. Ancak la bunu söylemeyin. La Nebiya Batı. Kendisinden sonra bir peygamber yok, onu söylemeyin. Neden? Çünkü Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'in hadisi vardı. Gelecek olan İsa Mesih için 4 defa peygamber kelimesini kullanmış. Yati İsa Nebiyullah ve ashabu, Yosaru İsa Nebiyullah ve ashabu, 4 defa Nebiyullah kelimesini kullanmıştır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra eğer son peygamber ise ve başka bir peygamber yoksa kıyamete kadar ve kıyamet sonra da o zaman İsa gelecek olan İsa nasıl peygamber olabilir? Ama Resulullah diyor ki 4 defa peygamber olacak. Demek ki bu manada Hazreti Resulullah'ın sonra peygamber olabilir. Hazreti Mullah Gulam Mehmet Kadiyani Aleyhisselam'ın iddia ettiği gibi ben Resulullah'ın bereketiyle ona tabi olarak Allah-u Teala beni bu mertebeye ulaştırdı. Ve Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anh'a kendisinden Allah Yüce Rabbimiz razı olsun. O bu meseleyi 1400 sene önce halletti. Hazreti Mustafa Hatemul Enbiya'dır bunu savunun, söyleyin. Ama kendisinden sonra bir peygamber yoktur, onu söylemiyor. Çünkü biliyordu ki gelecek İsa Mesih, yani Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam, Hazreti Mesih-i Mevud mutlaka peygamber olacak. Teşekkürler, Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, söz konusu Hazreti Ayşe radıyallahu anha, yani Peygamber Efendimiz'in kendisi hakkında dinin yarısını Hazreti Ayşe'den öğrenin dediği gibi o kişi, diyor ki ona Hatemen Nebiyyin deyin, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ama ondan sonra peygamber gelmeyecek demeyin diyor. Ve bu ayrıntı da çok güzeldi. Dilinize sağlık mürebbi sahip. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan bu ifadeyi ve bu açıklamayı duymak veya izleyicilerimize tekrar hatırlatmak güzel oldu.